Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün salonumda bulunan bazı çiçeklerimin böyle sararmış, kurumuş, yaşlanmış yapraklarını budadım. Şu şekilde sizlere göstereyim, bakın. Böyle bunlar barış çiçeğimin, yani yelken çiçeğimin yaprakları. Şöyle. Bunlar aynalı dev telgraf çiçeğimin yaprakları. Itır çiçeğimin yapraklarından yaşlı olanları aldım. Yine bu da melek kanadı çiçeğimin yapraklarından. Benim melek kanadı çiçeğim burada. Sizler de bu şekilde çiçeklerinizin sararmış, yaşlanmış yapraklarından kurtararak böyle diğer yapraklarına, yeni yapraklarına besin gitmesini sağlayabilirsiniz. Bu yaşlanmış ve kuru yapraklarını beslemekle uğraşmamış olurlar ve daha hızlı büyümeye başlarlar. Bu benim, şöyle çekeyim, barış çiçeğim, yelken çiçeği çeşidi. Şöyle sürekli böyle orta kısmından yeni yeni yapraklar çıkartıyor. Ben de böyle diplerindeki kurumuş, sararmış yapraklardan kurtararak böyle gücünün, vitamininin yeni yapraklara gitmesini sağladım. Bu da benim ıtır çiçeğim. Böyle mis gibi kokan yaprakları var. Böyle limonumsu bir kokusu var. Gerçekten böyle değdiğin an ya da yanından geçtiğin an gerçekten çok güzel bir koku yayıyor etrafa. Mis gibi kokuyor. Bunu ben dikeli daha bir ay oldu. Böyle çiçekleri vardı. Onlar soldular. Pembe açan çiçekleri vardı. Bu şekilde. Bunun da yine sararmış, kurumuş yapraklarını koparttım. Bu da aynalı dev telgraf çiçeğim ya da ahtapot çiçeği olarak da biliniyor. Bakın böyle yaprakları böyle parlak olduğu için aynalı dev telgraf çiçeği denilmiş. Bunun da yine yapraklarını bakın bu şekilde kurumuş, yaşlanmış yapraklarını koparttım. Böyle bakın bu şekilde buralardan yavru vermeye başladı. Yani gücünü, vitaminini buralardaki yavrularını ve yeni yapraklarını beslemek için kullanacaktır bu şekilde. Sizler de evlerinizde bulunan çiçeklerin yapraklarını bu şekilde kurumuş, sararmış yapraklarını bu şekilde kopartarak besininin, gücünün yeni filizlenen yapraklarına ve yavrularına vermesini sağlayabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.